İnternet ve uygulama üzerinden öğrencilere yönelik eğitim hizmeti sunan yüzbinlerce soru, çözüm videoları, öğrencilerin seviyelerine göre sorular, plan yapabilme, seviye takibi, soru paylaşma gibi daha birçok özelliği tek bir uygulamada toplayan Murat Balcı ile yaptığımız röportajımız şimdi ekranlara geliyor. Bu keyifli röportajı hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ders çalışmayı keyifli hale dönüştüren bir uygulama hakkında konuşacağız. Yanımızda Murat Balcı var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Murat Balcı, Pakodemi'nin kurucusuyum. 2019 yılında e, sınavlara hazırlanan öğrencilerin bazı problemlerini tespit ettik. E, bu problemleri çözmek için kurduk. E, öncelikle çok ciddi eğitim materyali yükü olduğunu gördük. Yaptığımız araştırmada bir öğrencinin sınava hazırlanırken 36 tane ortalamada kitap aldığını gördük. Ee, biz burada iki vizyonla kurduk. Bir tanesi, e, sınırsız içeriğin sabit fiyata verilmesi. Yani öğrenci e, bir ücret ödediği zaman bununla sınırsız içeriğe sahip olması, çalışabildiği kadar çalışmasıydı. İkincisi de teknoloji vizyonumuzdu. Teknoloji vizyonumuzda e, dijital ortamda çalışıldığında çok fazla data biriktiği ve bu datanın kullanılabileceğini öngördük. Ve bu şekilde sanal asistan e, vari bir geliştirme yaparak öğrencilere sınav sürecinde aynı zamanda koçluk hizmetleri vermeye başladık. E, sınırsız içerik vizyonumuzu gerçekleştirmek için yayın evleriyle anlaştık. Türkiye'de yayın evlerini bir platformda buluşturan tek firmayız. Şu anda 14'ten fazla yayın eviyle çalışıyoruz. Bu sayıyı zaman içerisinde arttıracağız. Öğrencilerin çözebileceğinin kat ve kat fazlası soru ve içerik sunuyoruz. Hani buna da sınırsız içerik diyebiliriz. Ve bunu çok cüz'i bir fiyata öğrencilere sunuyoruz ki eğitimde de hani bir fırsat eşitliği sağlansın ve öğrenciler sınavlara çok daha ucuza ve çok daha efektif bir şekilde hazırlanabilsin. Şimdi ben uygulama hakkında birçok soru soracağım ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi öğrencilerin sınav başarısını destekleyen bir uygulama oluşturdunuz. Bu uygulamayı oluştururken neler hayal ettiniz? Buradaki e, hayallerimiz çok büyüktü ilk başta. Hala da aynı hayallerle devam ediyoruz. E, biz burada aslında oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Aslında birçok farklı sektörde olduğu gibi eğitim materyali sektöründe de bu bütün bu materyalleri sağlayan kuruluşları bir çatı altında toplayıp öğrencilere bu şekilde sunmayı hedefliyoruz. Yani buradaki hedefimiz de tüm öğrenciler aslında. Ve sadece bizim olduğumuz bir yapı da değil bu. Aslında eğitim materyallerini üreten bütün yayın evleri ve farklı kuruluşların da burada olup onların da daha efektif bir şekilde üretimlerine devam edebileceği, öğrencilerin de daha efektif bir şekilde bunları kullanabileceği aslında her taraf için kazanç sağlayan bir modeli oluşturmaya oluşturmayı hayal ediyorduk ve bu hayal doğrultusunda da çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben sohbetimiz öncesinde uygulamanızı inceledim ama bilmeyen izleyicilerimiz için anlatabilir misiniz? Uygulamanın içerisinde neler bulunuyor? Kısaca anlatayım. Uygulama ya ilk geldiğinizde, kısaca uygulamanın içerisinde ne yapacaklarınızdan bahsediyoruz ve tek bir soru soruyoruz. Hangi sınava doğru koşuyorsun? Bu YKS mi, LGS mi? Bunu e, sorduktan sonra e, ilk hedefimiz öğrenciyi tanımak. Hemen öğrenciden e, biraz soru çözmesini bekliyoruz. Bu soru çözmeye başladığı zaman bizim teknolojik altyapımız sayesinde birçok e, data biriktirdiğimiz için kısa sürede öğrencinin ne seviyede olduğunu anlayıp öğrenciye bu sefer de plan üretmeye başlıyoruz. Bunların tamamı dijital, yapay zeka ve büyük data sayesinde oluyor. Diyoruz ki aslında sen şu konulara çalışsan daha iyi olur, şu kadar soru çözsen daha iyi olur. Kısaca bir plan yapıyoruz çok hızlı bir şekilde. Öğrenci bu planı uygularken bu sefer de uyarılar devreye giriyor. Öğrenciler işte sevdiği konudan fazla soru çözme eğiliminde olabilir, çok iyi olduğu konudan fazla soru çözme eğiliminde olabilir. Hani bu gibi hatalarında öğrenci daha e, az çalışarak daha verim, daha fazla verim alması sağlamak için çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Bunu tamamen e, dijital ortamda yapıyoruz. İşte bu konu artık e, çok iyisin, Neden daha fazla çalışıyorsun? Bak şu konu bekliyor. İşte bu konudan çok soru çıkıyor gibi. Öğrenci yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu bir diğer aya. E, bir de motivasyonu sağlamak için uygulama içerisinde video içerikler üretiyoruz. İşte sınava 3 ay kaldı ne yapmalıyım? Çalışmak istemiyorum. Nasıl gitmeli? Neler yapmalıyım gibi. Bunun da üzerine günlük duellolar sunuyoruz öğrenciye. Bu Duello ne demek? Öğrenciden aynı anda soru çözmesi. Daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Çünkü Z kuşağı çok çabuk sıkılabiliyor haklı olarak. Bunun için de diyoruz ki mesela matematik çalışmak istiyorsun. 8'de gel. Matematik düellosuna katıl. İşte binlerce kişiyle aynı anda soru çözüyorlar. E, kim doğru yaptı, kim yanlış yaptı görüyorlar ve hediyeler de kazanabiliyorlar günün sonunda. O da onları motive ediyor. Harika. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Öğrencilerin konulardaki seviyesine göre onlara bir program planı hazırlıyorsunuz. Evet. Peki bu uygulama soru bankasının yerini tutar mı? Soru bankasının yerini kesinlikle tutuyor. Bizim aslında buradaki e, ya birinci adım soru bankalarını içeri almaktı. İkinci adımda soru bankalarında yapamadığın şeyleri de yapabilirsin. Mottosuyla devam ediyoruz. Yani soru bankalarında evet sorular var. Bu sorular bizim uygulamamızda da var. Dolayısıyla soru bankasının yerini tutuyor. Bunun üzerine soru bankaları çok pahalı olduğu için işte gidip 10 tane soru bankası alabilecekken burada yüzlerce soru bankasına sahip olabiliyorsunuz. Bunun da üzerinde öğrencilerin tarama dediği işte yanlış sorularını daha sonra bulup çözmesi, onları işaretlemesi gibi konuları daha efektif bir şekilde yapabiliyor uygulamada. İşte bana yanlışlarımı getir, boşlarımı getir. Hatta favori diye bir şey var, çok sevdiği, buna sonra bakayım dediği sorular var. Onları işaretleyip getirebiliyor. İşte bu biraz önce saydığım özellikleri kullanabiliyor. İyi plan yapabiliyor. Yani soru bankasının yerini tutar mı? Evet tutar. Ama bizim eğitim platformu sadece soru bankası değil, sanal asistanlık. Ee, ve bunun üzerine hem e, içeriği öğrenciye sunmak hem de bu içeriği nasıl çalışması gerektiğini de rehberlik yardımıyla yapmak. Bunu da biz teknoloji kullanarak yaptığımız için öğrencilere çok uygun fiyatlarla sunabiliyoruz. Yani aksi takdirde sizi denetleyecek, bakacak, sürekli gözlemleyecek birkaç öğretmenin başınızda durup size belli önerilerde bulunması lazım. Onun da üzerine biz büyük data yardımıyla soruları da analiz edip, ee, soruların da seviyelerini belirlediğimiz için e, öğrencinin seviyesine göre soru da verdiğimiz için öğrenci için çalışmak daha böyle keyifli hale geliyor ve daha hızlı ilerliyor. Peki uygulama içerisinde kaç soru bulunuyor ve soruların çözümleri de yer alıyor mu? Yer alıyor. Ee, biz soru üreten bir ekip değiliz. Biz e, iyi popüler kaliteli yayın evlerini bir araya getiren bir ekibiz. Dolayısıyla 300 binden fazla soru var uygulamamızda. Yani bir öğrencinin çözebileceğinin yani onlarca katı gibi söyleyebiliriz. Soru çözümleri de var. Hatta çözüm videoları da var. 100 binden fazla çözüm videosu var. Ee, bazı soruların resimli çözümleri var. Bazı soruların e, videolu çözümleri var. E, yayın evleri sağladığı sürece video çözümlerini biz koyuyoruz. Ee, şu anda çokça hani video çözümlerimiz var. Sınav esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar nedir? Sınav esnasında e, yani birinci unsur aslında zaman yönetimi. Şimdi e, aslında belki çok zaman verilse öğrenci o soruların hepsini çözecek. Ama e, sınavları, sınavı yapanlar aynı zamanda bunun e, makul bir sürede çözülmesini de bekliyorlar. Dolayısıyla sınav anında e, Süreyi iyi kullanmak birinci koşul bence. Yani bir soruda takıldınız, onun bir kontrolünün olması lazım. 3 dakika, 5 dakika. Biz bunu uygulamada yapıyoruz. Uygulamada e, saat tuttuğumuz için e, belli süreden fazla zamana ayırdığı zaman onu uyarıyoruz. Buna öğrencileri alıştırıyoruz. E, Zamanı iyi kullanmaları lazım. E, bir de hangi testi hangi testten sonra çözeceklerini de önceden belirlemeleri ve buna göre kendilerini çalıştırmaları lazım. Öğrenciler sadece sınava çalışmak için, ders çalışmak için hayata gelen robotlar değil. Evet. Onların da bir sosyal hayatları var. Ancak teraziyi dengede tutmak oldukça önemli. Bu nokta çok önemli. Gerçekten e, bu, bu bu işin özü aslında e, üniversite veya liselere kabulde sınavın e, %99 e, oranında kabul görmesi veya hani kullanılması. Hani yurt dışında da görüyoruz sınav isteniyor, bir de CV isteniyor. Ama biz de maalesef şu anda bunu kabul etmemiz lazım. Sınav işin %100'ü bile diyebiliriz. Dolayısıyla sınav çok önemli. Öğrencilerin de mecburen sınava çalışmaları lazım ama gerçekten bu kimyalarını bozuyor. Bu işin sırrı aslında erken çalışmaya başlamak. Yani bizde son 6 ay, son 3 ay başladıkları için öğrenciler diyorlar ki işte biz günde 15 saat çalışıyoruz. Aslında bu hiçbir insanın yapabileceği, uzun soluklu yapabileceği bir şey değil. Hatta kısa sürede bile psikolojik yan etkileri olabilecek bir şey. Biz onun için diyoruz ki, mesela bir video yayınlamıştık, orada bahsetmiştik. E, haftada 20 saat çalışın. Öğrenciler diyor ki, biz 20 saatten fazla çalışıyoruz haftada 20 saat ne ki? Ama kaç aydır çalışıyorsun? Bunun için hani 9. 10. 11. sınıftan 12'ye gelmeden önce düzenli çalışmak çok önemli öğrenciler için. Ben ona işte Gün, günde 4 saat kuralı, haftada 5 gün kuralı diyorum. Buna uyabilirlerse zaten e, son zamanlara çok şey kalmayacak. İkincisi, e, bu zamanı nasıl bölecekleri öğrencilerin. E, bu zamanı işte günde 4 saati, 3 saat e, öğrendiği konuları pekiştirmeye, bir saatte hiç bilmediği konuları, bir gün sonra öğreneceği konular üzerinde düşünmek. Bu e, dersi derste öğrenmeyi çok verimli hale getiriyor. Bu bir başka yol. Bir de günün hangi saati çalıştıkları da önemli. Yani okul çıkışı öğrencilerin biraz birkaç saat kendilerine zaman ayırmaları lazım. Çok enerjikler genç oldukları için. Hemen okul çıkışı derse oturayım, çalışayım, erken bitireyim yerine en azından bir 2 saat kendilerine boşluk tanısınlar. Yapabiliyorlarsa egzersiz ağırlıklı şeyler yapsınlar, yürüyüş yapsınlar, spor yapsınlar, maç yapsınlar. Sonra Akşam yemeğini yiyip bir süre sonra çalışsınlar. Bu daha verimli olacak. Bu kurallara uyarlarsa daha dengeli bir sosyal hayatları olur. Cumartesi pazarı kendilerini ayırabilirler. Aslında yani bu kadar zor bir süreçte psikolojilerini çok etkilemeden devam edebilirler diye düşünüyorum. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim Şevval Sevgili izleyiciler bu durağımızda ders çalışmanın eğlenceli halini konuştuk. Sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.